Merhaba. Sizlere bugün uçuşan cisimlerden bahsetmek istiyorum. Gözümüzde gördüğümüz veya sinek uçuşmaları veya uçuşan cisimler ne anlama geliyor? Herhangi bir hastalığın habercisi mi? Ya da böyle bir durumda ne yapmak lazım? Göz önündeki uçuşan cisimler veya sinek uçuşmaları. ...daha çok e, orta yaş ve ileri yaşta gözüken bir, bir bulgudur. E, biz hastalarda, böyle şikayet olan hastalarda... ...en kısa sürede göz arkasına, yani retina tabakasına e, bakmak isteriz. Sebebini de maket üzerinde anlatabilirim. Gözümüzün içini dolduran, gözümüzü şu şekilde görebilirsek... ...içini dolduran bir sıvı var. Bu gözün içini dolduran sıvıya vitreus diyoruz. Bu tabi böyle bir katı sıvı değil. Yumurta akı kıvamında bir sıvı. Bu yumurta akı kıvamındaki sıvı gözün içini doldurur ve göz içindeki dokuların beslenmesinde saydam bir ortam sağlanmasına rol oynar. Ve bizde hepimizde doğuştan beri bu yapı var. Bu yapı zamanla yaşlanıyor. Yaşlandığı zaman saçlarımız nasıl beyazlıyorsa bu yapının içerisinde de bazı değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler yapının akışkanlığını değiştirmesi, yani su kıvamına dönüşmesi, içinde boşluklar oluşması şeklinde izah edilebilir. Bunlar oluştuğu zaman bu yapı kendi içerisinde çökmeye başlıyor ve biz normalde saydam olan vitreusun içindeki bu boşlukları görmeye başlıyoruz. Çünkü bunlar gölgesi sinir tabakasının üzerine düşmeye başlıyor. İşte buna sinek uçuşmaları deniyor. Bazı hastalarda bu biraz daha fazla olup bu sinek uçuşmalarını örümcek ağı şeklinde de tarifleyebiliyorlar ya da gözünün önüne gelen bir bulut veya bir siyah gölgeler topluluğu şeklinde de ifade edebiliyorlar. Dediğim gibi hangi yaş grubunda gözüküyor? Genelde 40'lı yaşlar, 50'li yaşlardan itibaren gözükmeye başlıyor. Bazı hastalarda bu daha erken gözüküyor. Kimlerde? Özellikle miyop olanlar, göz yapısı daha uzun olduğu, büyük olduğu için bu şey olaylar ya da bu değişiklikler daha erken başlıyor. Onun dışında bunu doğuştan bazı durumlarda da bu değişiklikler, uçuşmalar daha erken görülebiliyor. Ama her yaşta gözünüzün önünde özellikle gökyüzüne baktığınızda veya parlak bir ekrana baktığınızda az ya da çok uçuşan görebilirsiniz. Bu her zaman sıkıntılı bir duruma işaret etmez. Ne zaman peki korkmalıyız ya da ne zaman doktora gitmeliyiz? Özellikle hiç daha önce bu kadar sık değilken bir anda uçuşmaların yüzlerce olması biz buna kurum yağması diyoruz. Bu durum normal uçuşanlardan biraz daha farklı olup sinir tabakasında bir yırtık oluştuğuna delalet olabilir. Onun dışında göz içerisinde ışık çakmaları dediğimiz, fotoğraf çekiliyormuş sanki geceliğini yattınız bir yerden ışık patlaması oluyor ya da şimşek çakıyor gibi bulgular oluyorsa bunlar da aynı şekilde göz içinde bir şeylerin değiştiğinin işaretidir. Bu durumda mutlaka en yakın göz hekimine gitmek gerekir ve gözün damlalı muayene ile büyütülerek göz bebeğinin muayene edilmesi gerekir. Hemen korkmalı mıyız? Hayır. Çünkü göz içerisinde bu olaylar gene normal bir şekilde olabilir. Daha çok ışık çakmaları bu göz içi değişikliklerin başlangıcıdır. Ve bunlar zamanla ortadan kalkarlar. Ama eğer kurum yağması dediğimiz o sinek yüzlerce sinek uçuşması, yüzlerce yağması oluyorsa bu daha çok bir yırtık, bir delik sinir tabakasında buna delalet olabilir. Ben şunu şöyle göstereyim. Göz içerisindeki bu vitreus yapısı değişiyor. Yapışık olduğu yerler gözün içindeki burada gördüğümüz e, sinir tabakasının içine yapışık. Büzüştüğü zaman veya yani bir yerden çekerse burada ufak bir parça koparabiliyor. Hastalarımız delik yırtık gibi tabirleri gözün kendisinin yırtılması gibi algılıyor. Öyle bir şey değil. Sadece iç tabakasından bir parçanın kopması demek. Böyle bir kopuş olduğu zaman biz bunu erken tanıyla fark edersek lazerle etrafını çevreliyoruz ve hastayı güzelce tedavi edip evine yollayabiliyoruz. Hasta görmesini koruyor. Ama geç kalınırsa bu sinir tabakası yerinden kalkıyor. Çünkü o deliğin içerisine göz içindeki sıvı giriyor veya yırtığın sinir tabakası kalkıyor. Ben bunu hastalara duvar kağıdının kabarması gibi düşünün diyorum. Bu odanın içini göz gibi düşünürseniz bir parçada duvar kağıdı kabarıyor, delik oluşuyor. Ve bu içerisi sıvı olduğu için o delik, duvar kağıdı kabarıyor. Duvar kağıdı dediğimiz tabaka gözün film tabakasıdır. Fotoğraf makinesindeki film gibidir. Ve görüntüyü gösteren hücreler, görüntüyü oluşturan hücreler orada yer alır. Bu hücreler yerinden kalkarsa, kabarırsa alttaki damar tabakasından burada zaten güzelce gözüküyor. Bu tabakadan beslenemez. Beslenemediği zaman da ölmeye başlar. Sinir hücreleri ölürse görme kaybı kalıcı olur. Onun için eğer böyle bir yırtık oluştuysa biz bunu fark edemediysek, hasta geç kaldıysa o zaman bu ayrılma oluşur ve ameliyatlık olur hasta. Ameliyatla gene düzeltilebiliyor. Tabii bu ne kadar tanının erken olduğuna bağlı. Biz buna dekolman diyoruz. Ee, ama erken tanı olmazsa saatlerden bahsediyorum, günlerden bahsediyorum. Görme kaybı kalıcı da olabiliyor. Bu durumda tekrar başa dönmek gerekirse uçuşan disim gördüğümüzde özellikle 40'lı 50'li yaşlardaysak özellikle miyopsak özellikle doğuştan gözümüzde bazı bozukluklar varsa ya da ailede bir öykü varsa onu da bahsetmem gerekir anne baba birinci derece akrabalarda böyle bir öykü varsa veya diğer gözünüzde daha önce ameliyat geçirdiyseniz bu sebepten dolayı o gözünüzde uçuşmalar görünce hemen göz hekimine gitmek gerekir. Ve damlalı muayene ile muayene edilmesi gerekir. Korkmalı mıyız? Hayır. Çünkü yüzde birinden az e, hastada yırtık gelişiyor. Ama gelişen yırtıkların e, erken tanınması çok önemli. Erken tanınırsa lazerle, basit bir lazer e, işlemiyle e, yırtık etrafı çevrelenir. Ve hasta görmesine tekrar kavuşur. E, ya da görmeyi korur öyle ifade edeyim. Ama eğer gecikilirse de ameliyat için geç kalmadan harekete geçmek gerekir.